Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilkelerinin ortak özelliklerinden değildir? Barışı esas alır. Akılcı ve bilimseldir. Milli iradenin yönetimde etkili olmasını savunur. Bir inkılap yalnızca bir ilkeyle ilişkilendirilebilir dersek hatalı olur arkadaşlar. Örneğin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması hem milliyetçilikle alakalıdır hem cumhuriyetçilikle alakalıdır. Aynı zamanda bütün inkılaplar inkılapçılık ilkesini de içine alır. Dolayısıyla değişiklik hatalı olur ve batı kültürünü örnek alır doğru. Bu yüzden doğru cevabımız değişiklik olacaktır. Atatürkçülük düşüncesinin aşağıdaki fikirlerden hangisini desteklediği savunulamaz. Kişisel hak ve özgürlüklerin korunmasını tabii ki destekler arkadaşlar. Zaten bu demokrasinin temelidir. Ekonomide tamamen devletçi ekonomi modelinin uygulanması. Hayır arkadaşlar, tamamen devletçi değil. Karma ekonomi modelinden bahsedebiliriz. Yani burada ne vardır? E, ekonominin bir bölümünde serbest piyasa, bir bölümünde devlet etkindir. Dolayısıyla B şıkkı hatalı olur. Uluslararası alanda saygın ve bağımsız bir ülkenin kurulmasını tabii ki destekler. Ulusal bağımsızlık ve ulusal egemenliğin sağlanmasını ve halkın refah düzeyinin artırılmasını elbette destekleyecektir. Bu yüzden doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Yeni Türk Medeni Kanunu'nun kabulünün Atatürkçülüğün aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle ilgili olduğu söylenemez? Arkadaşlar, Türk Medeni Kanunu hukuk alanında önemli bir kanundur aslında ve burada genellikle hüküm olarak kişiler hukuku var, aile hukuku var, miras, eşya hatta borçlarla alakalı konular söz konusu. Bakalım akıl ve bilimi tabii ki rehber edinme vardır arkadaşlar. Çağdaşlaşmayı hedefleme elbette vardır. Kadın erkek eşitliğini sağlama elbette olacaktır. Ulusal bağımsızlığı esas alma medeni kanunu alakalı bir nokta değil. Çünkü medeni kanunda dediğimiz gibi kişilerle alakalı durumlar vardır arkadaşlar. Ulusal bağımsızlık ise devletle alakalı bir durumdur. Milletin refah ve huzurunu amaçlamada tabii ki yer alacaktır. Bu yüzden doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Yukarıda verilen durumlardan hangilerinin Atatürkçü düşünceyle bağdaştığı savunulabilir? Eğitim sistemini akla ve bilime uygun şekilde düzenleme. tabii ki doğru arkadaşlar akılcılık ön plandadır. Anadolu ve Türk tarihi ile ilgili kültürel araştırmaları destekleme, zaten Türk Tarih Kurumu biliyorsunuz ki Atatürk'ün öncülüğünde kurulmuştur. Tabii ki bu da doğru olur. Ekonomik bağımsızlığı sağlamada yine devletin bağımsızlığı açısından ekonomi de önemli olduğu için doğru arkadaşlar. Bu yüzden doğru cevabımız e şıkkı olacaktır. Metinde boş bırakılan yerlerden herhangi birine aşağıdakilerden hangisi getirilemez? Bakalım arkadaşlar. Esasları Mustafa Kemal Atatürk tarafından belirlenen, Türk milliyetçiliğine bağlı, belirli bir grubun desteğine dayanmayan, ayrıca Türk devletinin tam bağımsız bir devlet olmasını Milli egemenliğe dayalı bir yönetimin benimsenmesini, yazalım şöyle hemen, geri kalmış safsata ve batıl inançlardan güç olan kurumların yerine akla ve bilime dayanan kurumları getirmeyi amaç edinen ve Atatürk'ün devlet ekonomi ve fikir hayatına ilişkin düşüncelerine Atatürkçülük denir. O zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi saltanatla alakalı bir durum yok. Bu yüzden doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Atatürk ilkelerinin oluşum sürecinde aşağıdakilerden hangisine ait özelliklerin korunmaya çalışıldığı söylenemez. Çağdaş uygarlık düzeyi, toplumsal değerler, Türk kültürü, evrensel değerler tabii ki korunmaya çalışılır arkadaşlar. Ancak dogmatik düşünce yapısı dediğimiz düşünce yapısı herhangi bir fikre ya da inanca hiçbir sebep sorgulamadan inanmaktır arkadaşlar. Yani hiçbir şekilde sorgulamadan öğrenilen o bilgiyi doğru olarak kabul etmektir. Dolayısıyla bu hatalı olur. Bu yüzden doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Aşağıda verilenlerden hangisi Atatürkçü düşünce sistemiyle bağdaşmaz? Başarılı milletvekillerinin herhangi bir seçime girmek sizin ömür boyu görev yapması. Arkadaşlar bu demokrasiye uygun bir şey mi? Değil tabii ki değil mi? Seçime girmeli ve ona göre görev yapmalı ve ömür boyu tabii ki değil. Görevinin belli bir süresi olmalı. Dolayısıyla bu durum tabii ki Atatürk'ü düşünce sistemine terstir arkadaşlar bağdaşmaz. Kanunların çağın ihtiyaçlarına cevap veren nitelikte olması tabii ki olur. Kanun hazırlama yetkisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olması tabii ki olur. Kadınların siyasi alanda erkeklerle eşit haklara sahip olması olur. Uluslararası gelişmelerin takip edilmesi tabii ki olur arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Bu bilgiler Atatürkçü düşünce sisteminin özelliklerinden hangilerine sahip olduğunu kanıtlamaktadır. Atatürk eğitimle ilgili yaptığı bir konuşmasında dünyanın her türlü ilminden, buluşlarından, ilerlemelerinden yararlanılacaktır ancak temel kendi içimizden çıkartılmalıdır demiştir. Bakalım arkadaşlar uluslararası iletişimi koruma olur mu? Tabii ki çünkü dünyanın her yerindeki gelişmeler takip edilecekse uluslararası iletişim korunmalıdır. Çağdaş ve milli olma olur mu? Yine olur arkadaşlar çünkü ilerlemelerden faydalanılacaktır deniyor. İlerleme açık olmaz zaten bahsedilmişti. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Bu durumun öncelikle Türk İnkılabı'nın aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle ilgili olduğu savunulabilir. Atatürkçü düşünce sistemi içerisinde kökeni ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir. Bakın arkadaşlar kökeni ne olursa olsun yani insanların dini, dili, ırkı değil Türk milleti olması önemli diye bahsedilmiş. Burada bahsedilen şey tabii ki etnik ayrımcılığı reddetmesi arkadaşlar. Yani etnik kimliğin bir öneminin olmaması, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna katkı sağlayan, Türkiye halkı olan kişilere Türk milleti denilir." demiş aslında. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Aşağıdaki hedeflerden hangisi Atatürk ilkelerinin hepsi için ortaktır? Arkadaşlar Atatürk ilkelerinin en e, temel özelliği tabii ki Türk milletinin bağımsızlığını sağlamak ve onu daha da yüceltmektir. Daha rahat bir hayata kavuşturmaya çalışmaktır. Bunun için ne yapılması gerekir? Tabii ki bağımsızlığı korumak için hareket edilmesi ve refahı yükseltmek için hareket edilmesi gerekir. Bu yüzden en temel özelliklerinin bu olduğunu söyleyebileceğimizden dolayı ortak özellikleri de budur. Bu yüzden doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Yukarıdaki hedeflerden hangilerinin Atatürk ilkeleri ile aynı doğrultuda olduğu savunulabilir? Ümmetçi ve hanedancı tarih anlayışı yerine ulusal tarih bilincinin yerleşmesi olur mu? Tabii ki arkadaşlar değil mi? Hatta Türk tarihini derinlemesine araştırmak amacıyla Türk Tarih Kurumu da kurulmuştur. Bu yüzden doğru. Halkın ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yatırımların devlet eliyle yapılması halkın refahını artıracağı için tabii ki doğru arkadaşlar. Batıl inançların yayılmasının engellenmesi de e, doğru bir bilgi olacaktır. E, batıl inançlar karşısında İnsanlar bir araya gelerek devletin aleyhine propaganda yapabilmektedir. Buna karşı gelmek amacıyla da Atatürk ilkeleri bu doğrultudadır diyebiliriz. Bu yüzden doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Yukarıdakilerden hangilerinin Atatürkçü düşünce sisteminin oluşmasında etkili olduğu söylenebilir? Aydınlanma çağı düşünürleri tabii ki etkili olur arkadaşlar. Çünkü onlar da çağdaşlaşmayı savunduklarından dolayı Mustafa Kemal'i etkileyeceklerdir. Diderot, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau gibi isimler Montesquieu gibi isimler. Ancak özellikle Jean-Jacques Rousseau'dan Mustafa Kemal etkilenmiştir diyebiliriz. Batılaşma etkisindeki Türk yazarlar da tabii ki etkileyecektir. Ancak Orta Çağ Avrupa'sının düşünce yapısı etkilemez. Çünkü Orta Çağ Avrupa'sının düşünce yapısında kilise baskısı vardır arkadaşlar. Yani e, kilise çok baskın olduğu için zaten gelişmelere kapalıdır Orta Çağ Avrupası. Bu yüzden üçüncü öncül olmaz. Bu sebeplerle doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisinin Atatürkçü düşünce sistemi içerisinde Türk gençliğinin görevlerinden biri olduğu söylenemez. Demokratik bilince sahip olma tabii ki olması gereken bir özelliktir arkadaşlar. Türk gençliğinin görevlerinden biridir. Türk siyasi varlığını koruma ve geliştirme tabii ki. Yalnızca çağdaş Batı düşüncesini örnek almaysa hatalı olur. Çünkü Mustafa Kemal de e, hem Türk düşünürlerden, milliyetçi düşünürlerden etkilenmiştir hem de çağdaş Batıcı düşünürlerden de etkilenmiştir. Yani sadece çağdaş Batıcı düşünürleri örnek almak hatalı bir davranış olacaktır. Bu yüzden Türk gençliğinin görevlerinden biri değildir. Çağdaş uygarlık seviyesinin de üzerine hedefleme tabii ki Türk kültürünü koruma ve geliştirme doğru olur. Bu yüzden doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisinin Atatürkçü düşünce sisteminin milliyetçilik anlayışında yeri olduğu söylenemez? Hangi koşulda olursa olsun küresel güçlerle uyum içinde hareket edilmesi tabii ki yanlış olur arkadaşlar. Çünkü her koşulda küresel güçlerle uyum içinde hareket edilemez. Yani bizim devletimize uygun olmayan, milliyetçi düşüncelerimize uygun olmayan, Atatürkçü düşünce sistemi içerisinde bulunan, milliyetçi düşüncesine uygun olmayan bir durum varsa küresel güçlerle uyum içinde hareket edilemez. Bu yüzden bu hatalı olur. Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkesin ırk ve din ayrımı yapılmaksızın Türk kabul edilmesi tabii ki doğru arkadaşlar. Ulusal birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi, siyasi bağımsızlığın ekonomik bağımsızlıkla desteklenmesi, Türk devletinin ve ulusunun kalkınıp güçlenmesinin amaçlanması tamamıyla Atatürkçü düşünce sistemi içerisindeki milliyetçilik anlayışına uygundur. Ancak A şıkkı uygun değildir. Bu yüzden doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Bu bilgiler Türk inkılabının özelliklerinden hangilerine sahip olduğunu kanıtlamaktadır. Tanım: Tartışma kabul etmeyen, kalıplaşmış düşünceye dogmatik düşünce denir. Durum: Türk inkılabı ulusal gereksinmelerden doğan gerekliliklere göre değişen ve gelişen bir özelliğe sahiptir. Yani dogmatik değil arkadaşlar. Bakalım ulusal olur mu? Tabii ki olur değil mi? Zaten ulusal gereksinmelerden bahsediliyor. Durağandır diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Çünkü değişen ve gelişen diyor. Yenilikçi diyebilir miyiz? Elbette diyebiliriz. Gelişen ve değişen özellik yenilikçidir de. Bu yüzden doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Yukarıdaki gelişmelerden hangilerinin Türkiye'de modern düşüncenin gelişimine katkı sağladığı savunulabilir? Cumhuriyetin ilan edilmesi modern düşüncenin gelişimine katkı sağlar mı? Evet çünkü daha öncesinde halk saltanatla yönetiliyordu ve kendi kendini yönetmiyordu. Cumhuriyetin ilanı ile birlikte halk kendi kendini yönetecek ve değişik fikirlere sahip olmaya başlayacak. Kendi fikirlerini oluşturmaya ve yönetimde söz hakkına sahip olmaya başlayacak. Dolayısıyla doğru olur. Tekke ve zabiyelerin kapatılarak batıl inanışların toplum içerisinde yayılmasının önlenmesi. Evet arkadaşlar bu da olacaktır. Medreselerin kapatılarak çağdaş eğitim kurumlarının yaygınlaştırılması da yine Türkiye'de modern düşüncenin gelişimine katkı sağlayacaktır. Bu yüzden doğru cevabımız E şıkkı olacaktır.